Gençler Birliği'nin adını e, tabii çok duymuştuk. Ankara'da Gençler Birliği'nin adını duymamak olmazdı ve hepimizin hayaliydi. Yani biz çocuklar olarak benim de en büyük hayalim futbolcu olmaktı. Ve Ankara'da da Gençler Birliği özellikle benim dönemlerimde e, adını çokça duyuran bir e, kulüptü. Hem Avrupa'da hem Lig'de çok önemli başarılara imza atıyordu. Ve adını her yerden e, duymak mümkündü. Ben de o yüzden e, Gençler Birliği'ne İlk adımımı 2002'nin sonunda Aralık ayında gibi ilk adımımı attım. Çok heyecanlı, çok benim için çok özeldi. İlk defa futbola başlayacaktım. O yüzden benim için yeri çok ayrıdır. Burası benim için bir ev gözüyle bakıyorum. Burası benim evim gözüyle bakıyorum. Tabii 2002'de ilk adımımı attığımda 10 yıl burada kalacağım, A takım'a kadar yükseleceğim. Tabii bunlar hep hayalimizdi ama. E, bu bunları başarabilmek, bunları başarabileceğimi tabii ki e, düşünmüyordum sadece. E, kulübe girdim, futbol oynamak istiyorum gibi düşüncelerim varken hayallerimi gerçekleştirmeyi nasip etti Allah bana. O yüzden benim için e, Gençler Birliği çok özeldir. Adım Soner doğduysa bunun en büyük artısı Gençler Birliği'dir. E, o zamanki dediğim gibi başarıları çok yüksekti. Ben de bu başarıların bir parçası olmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istedim. Gençler Birliği'nin Gençler Birliği'ne ait olmayı, Gençler Birliği'ni hem sağ içinde hem sağ dışında en iyi şekilde temsil etmek istedim ve çok şükür hem sağ içinde hem sağ dışında milli takıma kadar yükselerek, Gençler Birliği'ne, milli takıma kadar yükselerek Gençler Birliği'ni şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam uzun zaman sonra Gençler Birliği'nde ilk milli takıma giden oyuncu oldum. 2000 2011-2012 senesinde e, benim için de çok ayrı ve gururdu. Gençler Birliği'nin altyapısından yetişmiş biri olarak Gençler Birliği takımını yakalamış ve oradan da Amil takıma kadar yükselmiş bir oyuncu olarak benim için, Gençler Birliği için bence çok özel bir durumdu. O yüzden Gençler Birliği'nin yeri bende her zaman ayrıdır. Burada olmak, burada top oynamak, burada yemek yemek e, çok özeldir. Çünkü ben gerçi ilk girdiğimde Gençler Birliği'ne tesisler bitmişti. Benden önceki arkadaşlarım, benden daha önce gelmiş olan arkadaşlarım tesisin yapılış zamanını gördüler. Ama ben e, ilk kulübe geldiğimde tesisler bitmişti. Bu tesisler benim için çok özeldir. Her metrekaresinde izin vardır, her metrekaresinde gezmişliğim vardır. E, altyapıda başladık doğal olarak. Altyapısının her yerini biliyorum. Her yerinde top oynadım. E, okuldan biz yanlış hatırlamıyorsam bir gibi falan çıkardık. Ee, yani okuldan çıkar bir ekmek alırdık. Ekmeği yer öyle gelirdik tesislere. Çünkü idmanlarımız 5'teydi. Bir daha eve gidip tekrar tesise gelme imkanımız yoktu. Soyunma odasında o banklarda uyuduğumuz zamanlar bazen artık banklarda uyumaktan belimiz ağrıyordu. Çıkalım top oynayalım. Akşam 5'e kadar 2'den 5'e kadar ekstra idmanlar yapardık. Ayak tenisi oynardık. Yani burası bizim için çok özel bir kulüp. Ee, altyapısından Zaten altyapı ilk girdikten itibaren zaten en büyük hedefin otelleri aşıp çim adım atmaktır. Benim de öyleydi. Sonuç içimde idman yapıyoruz. Çok güzel bir imkanımız vardı. Gençler Birliği'nin imkanları her zaman çok güzeldi, çok iyiydi o zamanlar, o şartlar için. tek hayalin son içimden o çim adımını atmaktı. Ve bunu da başarmak için çok çalışmamız gerektiğini, çok işimize sahip çıkmamız gerektiğini biliyorduk. Ben de işime sahip çıktım, çok çalıştım. Ve o telleri aşmayı başardım. O açtıktan sonra bambaşka bir senaryo başladı. Çünkü burası çok daha e, alt da imkanlarımız iyiydi. A takıma geçince imkanlar çok daha fazla arttı. İşte tesisin içindeki saunandan, büyük havuzundan, fitnessinden kaldığın odana kadar e, her şey üst seviyedeydi. E, i̇nanılmaz bir e, tesis yapmış başkanımız, rahmetli başkanımız İlhan Cavca. Onu da buradan analım. Emeği bizde çok fazladır. Bence Türk futbolunda çoğu oyuncuda emeği vardır rahmetli başkanımızın. Onun yeri ayrıydı. Gerçekten gençler birliği için hem bizler için çok farklıydı. Onu da buradan analım. Dediğim gibi A takım binasına gelmek burada A takımdakilerle idman yapmak bu duyguyu yaşamak bu duyguyu ailene yaşatmak bizler, bizler için çok önemli tabi. Ben de bunları başardığım için çok mutluyum. Böyle bir tesiste Böyle bir kulüpte bu kültürü, Gençler Birliği kültürünü aldığım için çok mutluyum. Bize en baştan, altyapıdan Gençler Birliği'nin alt öğretilen futbolcu olabilirsin. Evet ama önce insan olabilmeyi bize öğrettiler Gençler Birliği alt yapısında. Biz de bu kültürle büyüdüğümüz için gerçekten çok mutluyum. Ben burada 10 yıldır kulüpte olduğum için, kulübün bir taraftarı, bir sevgilisi gibi ve alt çıktığım için beni çok severlerdi. Ben de onları çok severdim gerçekten bizlere hem taraftar olarak bu çok nadirdir. Hem altyapıyı bilirler, hem de A takımı destek verirler ve bizleri iyi tanıyorlardı. Bizlere çok destek oluyorlardı. E, taraftar böyle konularda önemlidir çünkü bizler genç oyuncular olarak ilk çıktığımız zamanda taraftarın seni sevmesi, seni bağrına basması, sana destek olması e, bizleri mutlu ediyordu. Onlar da sağ olsunlar bana her zaman çok destek oldular. E, ben de onların desteğini e, boşa çıkarmamak için her zaman elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım sahada. Bizim taraftarlarımız e, diğer taraftarlara göre azdır ama özdür. Hepsi gerçek bir Ankaralıdır ve gerçek bir gençler birliğidir. E, onlar çünkü öyle söylerler. E, biz de öyle büyüdük. Daha kibardır diğer taraftarlara göre. Daha saygılıdır. E, ve çok güzel de tezahüratları olur. Yani eleştiri şeklinde olur. Çok böyle e, can yakıcı olmazlar. E, hatta bir keresinde sahada normalde çok fazla taraftarı tabii ki duymuyorsun. Maça konsantre olmuşsun ama bir keresinde böyle hakeme özellikle e, acemi hakem diye e, bağırmışlardı sahada. Ve çok e, böyle hoşumuza gitmişti. Gülmüştük. Zaten bunlar da e, gençler bilin aslında en büyük göstergesidir. Kültürüdür. E, çok fazla rakiplere hakemlere karşı ekstra bir saygısızlık yapmazlar. E, bu da bizim Gençler Birliği'nin e, bence Gençler Birliği'nin ayrıcalığıdır diyelim taraftarımızın. Gençler Birliği 100 yıllık bir çınar e, ismiyle, başarılarıyla, taraftarıyla çok güzel bir camiye, çok köklü bir camiye ve 100 yaşında bu bizler için çok önemli. Gençler Birliği altyapısından yetişmiş, Gençler Birliği formasını giymiş, onu temsil etmiş bir futbolcu olarak bizler için çok önemli bir duygu. 100 yaşında inşallah tekrar hak ettiği yerlerde görmek istiyoruz. Yani dilemek istemiyorum, görmek istiyoruz. Çünkü yıllarca gençler birliğini hep ligde görmüşüz, ligde oynamışız ve her zaman diğer takımlar diğer takımlar adını zorlu bir deplasman olarak bilinmiş bir gençlerbirliği olarak büyüdük. Tekrar o günlere kavuşacağımıza inanıyorum. İnanmak istiyorum değil, inanıyorum ve tekrar oralara geleceğini de biliyorum. İnşallah oralarda beraber tekrar yine oluruz, benim en büyük hayalimdir başladığım yerde futbolu bırakmak. Allah inşallah bunu da bana nasip eder, tekrar var olduğum yerde noktalamak da isterim, İnşallah bu da nasip olur. Burada olduğum için çok mutluyum, bu röportajı verdiğim için çok mutluyum. İnşallah sizler de çok mutlu olmuşsunuzdur, gençler birliği var olsun daima. ki. Gençler Birliği sürekli biliyorsunuz futbolcu yetiştiren bir kulüp olarak bilinir. Altyapı'dan nice sonerler, nice İrfancanlar, canlar, mertler çıkarsın. Rahmetli Ahmet Çalık, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz yani şu an hepsi ligde. İnşallah nice sonerler, İrfancanlar, canlar, mertler, uğurlar çıksın diyelim. Ve iyi ki yaşasın diyelim Gençler Birliği'miz.